Avukatlarımız burada çok güzel faaliyetlere imza atacaklar. Özellikle burada hem stajyer avukatların yetişmesi, onların eğitimi, seminerler ve burada buluşup faydalı toplantılar yapacaklar ve hak arama hürriyeti anlamında da bu binada çok güzel çalışmaların olacağına inanıyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adalet mülkün temelidir. Tabii sadece adalet deyince yargı alanında adalet değil, her alanda adalet. Eğitimde adalet, sağlıkta adalet, sosyal güvenlikte adalet, her alanda adaletten ayrılmamak lazım. Tabii adaletin tecellisi içinde hukuk devleti şarttır. Hukuk devletinin ön koşulu da tarafsız ve bağımsız yargıdır. Tabii tarafsız ve bağımsız yargı dediğimiz zaman yargı da üç sac ayağından oluşur. İddia, savunma ve hüküm. Savcı, hakim, avukat. Bu üçlü bir arada olmadıktan sonra adaletin gerçekleşmesi ve dolayısıyla hukuk devletinin gerçekleşmesi mümkün değil. O nedenle hukuk devletinin yasama, yürütme, yargı üç kuvvetten biri olan yargının da üç kuvveti ve onun da en önemli ayaklarından birisi savunmadır, avukatlarımızdır. O nedenle hukuk devletinin ön koşuludur savunma hakkı ve avukatlarımız. O nedenle bizler avukatlarımızın savunma makamının güçlendirilmesi noktasındaki çalışmalarımızı da Barolar Birliği Genel Başkanımız da takip ediyor ve birlikte güzel çalışmalar da yapıyoruz. Baro başkanlarımızla da güzel istişareler yapıyoruz ve avukatlarımızın özellikle çalışma alanlarındaki karşılaştıkları problemleri gidermenin gayreti içerisinde oluyoruz. İlk toplantımızı geçen yıl bakanlığa atandıktan sonra baro başkanlarımızla yapmıştık. Stajyer avukatlarımızla başlamıştık. Sonra baro başkanlarımızla bir araya gelmiştik. Ve sonrasında da yine bu istişarelerimiz devam etti ve bundan sonra da devam edecek. Avukatlık bir kamu hizmeti. Aynı zamanda bir serbest meslek. Avukatlık kanununun birinci maddesi açık. Yargının kurucu unsurlarındandır diyor. Hakim, savcı neyse yargının kurucu unsurlarından olan avukatlarımız aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'na göre de yargı görevini yapan olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla böyle yargı görevini yapan makam olan avukatlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek, onların niteliklerini artırmak bizim görevimiz. Adalet Bakanlığı olarak biz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz inşallah. Avukatlarımızla ilgili bugüne kadar yargı reformu strateji belgesi çerçevesi içerisinde çok sayıda düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Avukatlarımızın başarısı yargının başarısı ve avukatlarımızın başarısı haklının başarısı. Yani adalet tecelli ederken o adaletin tecellisine avukatın katkısı yatsınamaz. O adaletin ortaya çıkması her şeyden daha değerli. O nedenle avukatlarımızın yaptığı görev kutsal bir görev. Onlar bu görevi yaparken bizler her zaman onların emirlerine amade olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Yine avukatlarımızla ilgili özellikle arabuluculuk müessesesinin gelişmesi, uzlaştırma müessesesi, tüm bunlar alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi de yine avukatlarımızın çalışmasına bağlı. Ve onların başarılı çalışmaları sayesinde o müesseseleri de geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü hem yargının iş yükünü azaltan hem de toplumsal barışa hizmet eden arabuluculuk gibi, uzlaştırma gibi diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesinde de avukatlarımızın katkısı büyük. Bundan sonra da bu konularda avukatlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Ben tabii hava çok sıcak, siz de beklediniz. Sizi de bu güneşin altında fazla da tutmak istemiyorum. Bundan sonra da yine avukatlarımızın özellikle UYAP sistemi, elektronik duruşma, elektronik tebligat, ECELSE, mobil avukat, tüm bu sistemleri sizlerden gelen öneriler doğrultusunda geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Siz de bunun farkındasınızdır. Özellikle hukuk eğitimini önemsiyoruz. YÖK Başkanımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. 190 bine kadar yükselen kontenjan 120 bine düştü. İlk 120 bine giren öğrenciler
yüksek puanlı öğrenciler avukat olabilsin diye. Bunu 100 binin altına düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Daha nitelikli, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesi daha da artsın. Bu noktadaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Ve bundan sonra tabii avukat olmak da yeni bir karşımızda hukuk fakültesi öğrencileri mezun olduktan sonra direkt baroya başvuramayacaklar. Avukatlık stajına başvurabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerekiyor. Eylül sonunda bu sınavı yapacağız. İlk kez yapacağız. Ve başarılı kardeşlerimiz inşallah hepsi başarılı olur. Ve avukatlık stajlarına başlayabilirler. Hakim savcı yardımcılığına girebilmek için de bu sınavı kazanmak gerekecek. Ve niteliği, kaliteyi daha da artırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmeleri, daha kaliteli hizmet alabilmelerinin yolunu açmaya devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bugün Bartın'da memleketimiz, benim memleketim Bartın, Karabük'teydik. Baro başkanlarımız ta Antep'ten buraya, en güneyden en kuzeye bu açılışta bulunan, komşu illerimizden gelen baro başkanlarımız var. Barolar Birliği Genel Başkanımız da yine memleketimizde yönetim kurulu üyesi, üyeleriyle beraber her birine memleketimize hoş geldiniz diyorum. Bartın'ın gelişmesi ve kalkınması için milletvekilimiz, valimiz, belediye başkanlarımızla beraber el ele kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Tabii 9 yıl sürdü bu baro binasının inşaatı. Tabii araya bahsedilen hususlar girdi. Tabii kısa sürede bitirdiğimiz çok sayıda icraatımız da var ama güneşin altında bunları şimdi saymaya kalkarsak olmaz. İnşallah Bartın'ın kalkınmasını, gelişmesini, sağlıktan işte gördüğünüz gibi şu hastaneye baktığınız zaman, yurtlara baktığınız zaman her yer yatırım. Büyük gelişmeler bunlar. Arka taraflarda barajlar, tüneller, yollar, üniversiteler. Bu kalkınma süreci istikrarlı bir şekilde devam etmesi lazım. İnşallah devam etmesi için de bizler el ele kol kola bir taraftan memleketin adalet işleriyle ilgilenirken diğer yandan memleketimizin çalışmalarını da yakından takip etmeye çalışacağız. Ben tekrar baro hizmet binamızın yapımında emeği geçen herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarıma bu hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bartın Barosu Hizmet Binamız hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah. Ya Allah, bismillah.